Binanın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek, akşam ve yatsı namazlarını kapıda kılmak isteyen Filistinlilere plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail polisinin şiddetinde 22 Filistinli yaralandı. Olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i telefonla aradı. Erdoğan yaptığı görüşmede Müslümanlara yapılan saldırıyı kaygı verici bulduğunu belirtirken dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı. İki ülke Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi yaklaşık yarım saat sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek. Ziyarette Kudüs'te yaşanan gerilimler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te Emir Şeyh El Sabah'la, Katar'da ise Şeyh Temim'le bir araya gelecek. Görüşmelerde bu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu çerçevede Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanmakta olan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor. Mescid-i Aksa kriziyle ilgili bu çalışmaları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda iki telli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuştu ve Almanya krizine değindi. Milli İstihbarat Teşkilatı'mı, İçişleri Bakanımı aradım ve kendilerine sordum. Şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız herhangi bir soruşturma, araştırma var mı? Ve dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur. Hiçbir Alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz bir soruşturma, araştırma yoktur. Hepsi yalandır. Buradan Alman dostlarıma, tüm dünyaya şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle de bizi korkutmaya gücünüz hiç yetmez. Biz bugüne kadar Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarının nasıl güvence altında çalıştırdıysak, bundan sonra da aynı şekilde güvence altında çalıştırmaya devam ederiz. Güvencesi biz.